Evet arkadaşlar, şu anda 1.4 turbo Opel Astra aracımızın önündeyiz. Daha henüz montajımız başlamadı. Şimdi montaj başlamadan parçaları şöyle bir serdik motorun üstüne. Opel Astra'lara en uygun gördüğümüz, en çok taktığımız otogaz sistemi olan Levoto OBD2 akıllı otogaz sistemini tanıtacağım, parçalarından bahsedeceğim. Bu aracı niye uygun, hangi özelliklerinden dolayı tercih ediyoruz, bunları anlatmaya çalışacağım. İlk anlatacağımız ürün arkadaşlar Levoto OBD2'nin eküsü. Önemli bir parçamız nedir görevi? Sistemi kontrol etmek, gerektiği noktada gerektiği yakıtı gönderebilmek. Tabi bunun yanında pek çok özelliği de mevcut ekünün, ama bu araçlarda biz arkadaşlar akıllı otogaz sistemini, yani bu eküyü ve bu programı kullanmak zorundayız. Bunun sebebi anlık düzeltmeler yapma kabiliyetine sahip arkadaşlar. Şu andaki elinde tuttuğum ekü içerisindeki program anlık düzeltmeler yapabiliyor. Yani aracın ayarlarını motordan aldığı verilere göre, yani devir, oksijen sensörü verileri ve sıcaklık verilerine göre %5, %10 aralığında açabiliyor ve kısabiliyor. Dolayısıyla bu bize arızalanmasının yanmamasını sağlıyor arkadaşlar. Çünkü bizim bu araçlardaki en büyük riskimiz arızalanmasının yanması. Kesinlikle arızalanmasının yanmamasını istiyoruz. Dolayısıyla özellikle yeni nesil araçlarda mutlaka ve mutlaka biz OBD'li akıllı otogaz sistemini tercih etmek zorundayız. Dediğim gibi anlık verileri toplayarak düzeltmeler yapan ve arızalanmasını, yanmasına sebep vermeyen. Arızalanmasının yanması demek arkadaşlar motor iç ısısının artması demek. Bu da otogaz sistemlerinde istenmeyen bir durum. Arkadaşlar önemli parçalardan bir tanesi de otogaz sisteminin enjektörü. Elimde gördüğünüz enjektör Levoto OBD2 akıllı otogaz sisteminin enjektörü. 2 ohm enjektör var. Yani çok hızlı bir enjektör. Bizim özellikle yeni nesil araçlarda önemsediğimiz konulardan bir tanesi de enjektörün hızlı bir enjektör olması gerekiyor. Yani 3 ohmluk bir ürün ben kesinlikle tavsiye etmiyorum yeni model araçlarda. Dolayısıyla enjektör hızı bizi burada niye ilgilendiriyor? Açma kapama milisaniyeleri yüksek olmasını istiyoruz. Bu açıdan ilgilendiriyor ve aracın kendi enjektör hızını ayak uydurması açısından enjektör hızı önemli. Levoto OBD2 akıllı otogaz sisteminin bir diğer parçası arkadaşlar MAP ve filtre, yekpare olan bir parça. Üstü MAP parçamız, MAP sensörü. Altı filtre ve gördüğünüz gibi şekli bu. Görevi nedir? Filtrenin görevi gazı süzmesi ve kirli gazı içerisindeki parçacıklardan, kirlilerden ayırması, temiz bir gaz elde etmemiz. MAP'ın da görevi arkadaşlar araçtaki basıncı okuması. Araçtaki motor basıncını okuyarak sensör verisi olarak EQ'ye göndermesi. MAP'ın da görevi bu. Arkadaşlar Levoto OBD2 akıllı otogaz sisteminin yine en önemli parçalarından bir tanesi de regülatörü, buharlaştırıcı parçası. Nedir görevi? Sıvı fazda gelen yakıtı, LPG'yi gaz fazına çevirmesi. Bunu yaparken ısı yardımıyla gerçekleştiriyor bunu ve burada su giriş çıkışları vasıtasıyla bunu yapıyor. Araçtaki kalorifer suyunu, sıcak suyu biz girdi çıktı yapıyoruz regülatöre ve bu şekilde sıvı fazla gelen LPG gaz fazına dönüşüyor. Tabii çok komplike bir ürün. Üzerinde pek çok özelliği barındırıyor. Basıncı çok önemli. Basınç ayarı çok önemli. Gördüğünüz gibi basınç ayarı burada. Yine emniyet açısından bazı önlemleri olan bir parça. Burada bir kesici valfi var. Diyaframlar sayesinde ne kadar basınçta ne kadar gaz gönderilmesi gerektiğini düzenleyen, organize eden bir parça. Levoto regülatörün şekli bu şekilde. Gerçekten çok sağlam bir ürün. Bizim değiştirme ihtiyacı duymadığımız, uzun yıllar sorunsuz kullanabileceğimiz bir ürün Levoto'nun regülatörü. Yine sistemin içerisindeki önemli parçalardan bir tanesi de tesisat arkadaşlar. Sistemin tesisatı bu şekilde makaronlanmış, kablolanmış ve uygun bir şekilde araca serilmesi gerekiyor.
bizim EQ ile LPG sisteminin EQ'su ile aracın kendi EQ'su arasındaki alışverişi sağlıyor. Yine EQ ile enjektör arasındaki iletişimi sağlıyor. Bu noktada önemli bir parça, montaj konusunda doğru montaj yapılması gereken bir parça. Özellikle elektrik aksamının izolasyonunun doğru yapılması, güzel yapılması gerekiyor. Bu da bizim LPG sisteminin tesisatı. Arkadaşlar bunlar da gaz hortumları ve su hortumları. Yine orijinal paketin içerisinden çıkan parçalar. Gerçekten çok kaliteli parçalar. Biliyorsunuz su hortumları, gaz hortumları önemli aksamlar. Arkadaşlar şu anda aracın alt bakır borusunun döşenme işlemini görüyorsunuz. Burada önemli birkaç tane noktamız var. Döşemiş olduğumuz, montelemiş olduğumuz bakır borunun özelliği 1 mm kalınlığında bakır boru, esnek bir boru. Üzerine ilave edilmiş seviye sensör kablosu var şu anda gördüğünüz bakır borunun üzerinde. Arkadaşlar montajını yaparken teknik olarak dikkat ettiğimiz bazı konular var. Mesela egzoz mesafesi, egzoza olan uzaklığı burada önemli. Döner parçalar ile ilgili bir mesafe var burada. Döner parçalara uzak olması isteniyor. Bakır borunun arkadaşlar aracın altına montelenmesi esnasında dikkat edilecek en önemli husus bakır borunun aşağıya sarkmaması, nizami bir şekilde ve düzgünce monte edilmesi. Bu önemli. Bunun yanında dediğim gibi bakır borunun elastikiyetinden dolayı kopması çok zor ama herhangi bir kopma durumunda hemen devreye emniyet sistemi girmekte. Şamandıranın üzerindeki emniyet sistemi vasıtasıyla bakır borudan gaz çıkışı engellenmekte. Bu şekilde oluşabilecek tehlikeler önlenmiş olmakta.